yeter ya. Vallahi yeter. Banyodan çıkayım çarpılacağız. Adamın aklı gitti Cüneye. Bugün... ailesinde temizlik günü. Yapma yapma, vallahi yapma, kafam kaldırmıyor ya. Bugün temiz. Bugün temizlik. Ya. Temizlik, temizlik. Üç gündür ev temizlenmiyor. Can gel azıcık hocam. Gel iki çifte telli oynayalım. Hadi. Şarkısını bilmiyorum. Bugün bir dakika girişimizi yapmadık. Suna Biltekin kanalına öncelikle hoş geldiniz. Ramazan davuluma bayıldığınızı biliyorum. Evet, şu anda enerjik olmamın sebebi tabii ki sabahın ilk saatleri olduğu için. Videoma like istiyorum, en başta söylüyorum. Ramazan davuluyla girişlerimiz devam edecek. Sanırım Ramazan'ın sonunda Cihan davulu kafama geçirmiş olacak. Ben öyle düşünüyorum. Son Ramazan vlogunda davul kafa olarak beni görebilirsiniz. Yani davuldan bir şapka nasıl olur, harika olur. Bugün biz temizlik yapıyoruz. Bir haftadır temizlik yapmıyoruz. Zaten malum oruca başladı 3-4 gün oldu. Kendimizde o gücü bulamadık. Bugün sadece temizlik yapacağız. Ne dersin Cihan'cığım, bunu yapmamız lazım. Değil mi? Zor olacak ama yapacağız. Pislik içindeyiz yani. Bak her taraf kıl tüy, birazdan göreceksiniz. Ev temizleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi ben bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. En son yüklediğim sahur vlogda dikkatimi çeken birkaç tane yorum oldu. Şöyle gördüm. Aa işte sahur yapıyorsunuz ama saatiniz 9, fırındaki 9.50 falan böyle. Arkadaş siz nasıl göz var, şey radar gibi. Siz bunlara nasıl dikkat ediyorsunuz? Nasıl beyniniz bu şekilde çalışıyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani insanların beyni böyle acaba bir yalan, bir dolan bir şey var mı? Sürekli böyle çalışıyor galiba. Bu çok enteresan. Yani çok şaşırdım. Buna da değinmeden geçemeyeceğim. Sahur yapıyoruz. Yani gecenin 2.30. Kimin evinde fırın saati normal ve doğru Allah aşkına? Yazar mısınız yorumlara? Benim anamın evindeki fırın saati de bozuk. Danamın evindeki fırın saati de bozuk, anladın mı? Yani beni söyletmeyin şimdi, sinirletmeyin yani. Bak öyle yazanlara söylüyorum. Benim çok tatlış takipçilerim zaten onlara tepki gösterecektir. Ama ben bunun altında, zar altında kalmak asla istemem. Görüyorsun saat 12.28. Ay diyecekler ki egoist gibi kendi resmini de koymuş. 12.29. Şu saati gösterelim. Aa hiç sevmem böyle şeyleri. 8.52. 12.30. Televizyonu da açıp göstermemi ister misiniz? Buzdolabında saat var mı? Yokmuş. Olsa onu da gösterirdim. Hava aydınlık. Yapmayın Allah aşkına. Çok ayıplıyorum gerçekten öyle yazanları ve öyle düşünenleri. Neyse. Ondan sonra bir dakika, saçmalama Suna. Ne yapıyorsun sen? Kimle konuşuyorsun? Kavanozlarla. Kal geldiğine. Yatak odasından başlayalım hadi. Toz bezimiz Cihan Biltekin'in tişörtü. Evet, bugünkü toz bezimiz bu. Genelde öyle yaparız biz ev hanımları. Doğru düzgün bir toz bezim yok, alacağım ama. Bugün de şey derler Cihan, aa çok enerjiksin ya, acaba oruç değil misin falan. Ya böyle olmak zorundaymışım. Ben ne yapayım sizin karşınıza? Ay çok fena ya. Ay öyle. Yani olur mu, yakışır mı yani? Yapmayın, aa çocuk muyum ben? Tabii ki de enerjik olacağım. Tabii günün ilk saatleri daha. Akşamüstü birazcık ayılacağım, bayılacağım ama yatacağım o zaman da. Yani ne yapayım, karşınızda mı ayılıp bayılayım? Haydi Cihan Biltekin, sana yarım tişört çıkardım. Oo, yaza özel. Yaz correct. Ne deniyor? Koleksiyonu. Şimdi Cihan'ın kamera arkasında olduğuna bakmayın. Birazdan o da bana katılacak. Süpsüpü çalıştırmıyorum. Çünkü böyle biz büyük temizliklerden dip köşe gireceğimiz zaman süpsüpü yetersiz kalıyor. O günlük temizlik için ideal.
bir mola verdik. Çok Cihan'da yoğursun istemiyorum kendimi. Yarım saat sonra devam edeceğiz. O arada yoğurt mayalıyorum. Ben evde yapıyorum yoğurdumu biliyorsunuzdur. Süt almıştım 2 gün önce. Bir kavanozlara yaptım. Çok da bayılmadım kavanozdaki haline. Çok biraz çıpık geldi. Bana tencerede daha kalıp gibi oluyor sanki. Biraz kalmıştı şimdi. Tencerede onu beraber mayalayalım. Belki bilmeyenler vardır aranızdan. Ben böyle dereceyle geziyorum elimde yoğurt mayalayacağım zaman. 39-38 yani 39 derecede yoğurdu mayalıyorum. Şu anda 15 derecede. Biraz ısıtıyorum süt soğuk olduğu için. Şöyle bakalım. Ya dur ya. Bir ver bakayım o mod doğru mu? Arkadan böyle deli gibi müdahalede. Dur yahu. Şöyle. Sıkma. Canımı sıkma. 18 derece şu anda. Isınacak ısınacak. 40 dereceye kadar ısıtacağım. Ondan sonra bu ısınırken gelin biz içe. O ısınırken biz şey yapalım. Şöyle 2 kaşık yoğurt. Baksanıza kavanozdaki böyle oldu. Böyle olmaması lazım. Su gibi değil mi? Tenceredeki daha katı oluyor. Bana bunu bir arkadaşım söylemişti. Birazcık karbonat. Çok az bir karbonat. Onun daha böyle kalıp gibi olmasını sağlıyor yoğurdun. Bu da böyle ekşimsi olmamasını sağlıyor. Çok az da bir çimdik toz nasıl şeker. Nasıl yani? Baya bir çimdik toz şeker. Böyle mi? Bak şimdi. Ben hiç iyi değilim. Belli. Kafayı yemişsin sen. Şöyle bunu karıştırıp içine işte mayalayacağız. Bu kadar yani. Yoğurt mayalamayı gözünüzde büyütmeyin. Yapın kendi yoğurdunuzu. Bana şey yaparlardı. Hani, ay yoğurt mayalamak çok zor. Ne zor be? Sütü ısıtıyorsun. İçini hazırlıyorsun. Karıştırıyorsun. Bir Sübhanallah, bir Elham, bir Kulhu okuyorsun. Yolluyorsun fırına. Bu. Fırına. Fırına. Neden fırına? Şimdi söyleyeceğim. 75 derecede fırını göster fırını. 75 derecede fırınımızı 3-4 dakika böyle hafif böyle bir ılışana kadar ısıtalım. Yoğurdu orada bekleteceğiz çünkü 4 saat. Sonra çıkartacağız. Kapağı açık bir şekilde dolaba koyacağız. 40 derecede sütü mayalıyorum ben. Yani böyle parmağınızı soktuğunuzda ne ılık ne çok sıcak. O derece oluyor yani. Benim için 40 derece oluyor. Ben öyle parmak olayını ayarlayamıyorum çünkü. Tahta kaşıkla mayalıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlla tahta kaşık mı olması lazım? Evet. Fırınımız ısınmıştı. Çok ısıtmayın. 2 dakika 75 derecede yeterli. Bismillah. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun yoğurdumuz. Hazır. Bu şekilde fırında 4 saat bekleyecek. Fırını kapatıyorsunuz ha yoğurdu pişirmeyesiniz. 75 derecede 2 dakika dedim yani. Olur ya açık bırakırlar yoğurdu pişirmiyoruz yani. Maksat fırın ılık olsun. Böyle hadi dinleniyoruz şimdi biraz. Cihan'la biraz dinlendik. Biraz kör düğüme falan baktım. Biliyorsunuz hastayım ben aliziye. Şimdi son olarak bu odayı temizleyeceğiz. Biraz böyle şey yapacağız işte. Tüyleri müyleri toplayacağız. Ondan sonra da bir taze fasulye yapmayı niyetleniyorum. Güç bulabilirsem yoksa akşama yemek yok vallahi. Umarım o gücü kendimde bulabilirim.
Esilen tablet kılıfının sevimliliğine bakar mısınız? Bu silikon. Çok tatlı değil mi ya? Buna ben bayıldım. Linkini bırakırım aşağıya bakmak isterseniz. Çok güzel. Ay çok hoşuma gidiyor benim bu davulu çalmak ya. Apartman şöyle, yani böyle müstakil bir evde olsam var ya, böyle deliler gibi çalmak istiyorum. Hele ki sokağa çıkma yasakları olması var ya, vallahi gece kendimi sokaklara atacağım bu davulda. Herkesi uyandıracağım. Kolay gelsin. Millet orucunu açacağım. Diyecekler apartmana davulcu geldi. Para topluyor herhalde. Öyle mi yapsam acaba? Davulcu geldi. Tamam yeter. Vallahi yeter. Tamam. Vallahi yeter Suna. Ya buraya kadar geldi, yapma. Cihan. Ama sana sonunda bu davulu kafama getirmeyesin sen. Ben çok korkuyorum biliyor musun? Olacağına bak sen. Bütün sebze. Al sana davul. Olacağım böyle. Al sana davul. Al sana davul. Tamam. Zaten videomu izliyordur. Buradaki herkes davul sesini artık şaşırmazlar. Suna başladı davulu çalmaya diyorlardır. Size bir şey söyleyeyim. Cihan sesli aletlerden nefret eder. Yani ben Esile'ye küçük bebekken asla sesli bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Adamın tiki var, anladın mı? Böyle sesli oyuncakları, sesli aletleri çok gıcık oluyor. Ablam bunu çok iyi bilir. Videoyu izliyorsan, ablacığım hatırlıyorsan, sesli şeylerden Cihan nefret eder. Ver davulumu. Ver davulumu. Ver davulumu. Ya yürü işini hadi. Tamam ver davulumu. Devam hadi devam. Davulumu versene ya. Hayır. Tamam çalmayacağım, ver davulumu. Hayır. Hadi temizliğe devam hadi. Davulu saklıyor. Tövbe estağfurullah ya. Evet, temizlenmiş hali, her ne kadar karanlık çıksa da. Bu şekilde böyle her taraf toplu, düzenli ve tertemiz oldu. Bu arada bu şekilde oldu. Ha, Esila gelince ben seni görürüm buradan. Senin de zorun hep Esila'yla. Çok dağınık ama ya. Aman. Benim yavrum da şurada yatıyor. Her zamanki yerinde yatıyor. Burası da böyle temizlendi, tertemiz oldu. Ondan sonra mutfak zaten topluydu. Burası da böyle temizlendi, tertemiz oldu. Banyo da temizlendi, tertemiz oldu. Burası da aynı şekilde. Şurada katlanacak bir çamaşır grubu var. O kadar. Şu örtüyü de değişeceğim. Şu örtüyü var. Saat şu anda kaç ya? Saat şu anda 5:15. Dur, hafıza kaybı yaşıyorum şu anda. Ne yapacağımı da unuttum. Yoğurdu fırından çıkardım. Yaklaşık işte 4,5-5 saat falan durdu. Bir 10 dakikada dışarıda şöyle ilk sıcaklığı gitti. Bu şekilde yapıyorum ben yoğurdu çıkardığım zaman. Biraz böyle peçete koyuyorum üzerine. Fazla suyunun çekilmesi için, sulanmaması için. Ağzı açık bir şekilde dolapta bekleyecek. Çok bastırmıyorsunuz bu aşamada. Şu şekilde. Fazla suyunu çeksin diye yapılmış bir hamle. Hadi sen orada ol. Fasulyemizi de alalım, içeri gidelim. Sen bunu araştırdın mı? Ha? Belki... İnsanlar çok pis bir ağrı vuruyor. Başına bela bulamaz çekilerde. Bebek vermişsin diye. Bir durmayın. Bir durmasın bu telefon. Hep zır 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 zır. Bir durmayın. Bir huzur vermeyin. Şuradan. Şuradan vuruyor. Bıçakla yapma lan o vakit. Niye? Ben kendimi saplayacağım diye mi koyayım?
Keşke evde yemek yapan biri olsa. Ah, yemek, temizlik, hiç sevmediğim işler benim, biliyor musunuz? Ay, gözüm de yanmayaydı, iyiydi de gözüm de yanıyor ki. Vallahi ben fasulyeyi yapacağım, tamam mı? Ondan sonra da yatacağım. Böyle bir karar aldım az önce. Kendimi karanlık bir odaya kapatacağım. Biltekin ailesi için hazırlık vakti. Mutfağa girdik Cihan'cığımla çünkü son 10 dakika. Yemekleri göstermemi ister misiniz acaba? Göstersem mi? Gösterebilirim. Şey, davulla açayım mı şeyi? Ezan okunduğunda davul çalayım mı? İstiyor musunuz? Vallahi bugün gördünüz, işin başından aşkını, temizlik, çok temizlik işi vardı. Yoksa farklı şeyler de yapardım ama çok da abartmak istemiyorum. Burada bir makarnamız var. Ondan sonra mercimek çorbamız var. Şurada bir, kapat onu kapat, İzmir köfte var. Cihan makarnasının üzerine kıyma kavuruyor. Ben öyle yemem asla. Burada da bir taze fasulyemiz var. Soframız da hazır. 1 dakikası var, balkona çıkıyorum, ben döneceğim size. Cihan'ın başında çalacağım da bunu. Suna yapma, gözünü seveyim ya. Sus bakayım. Hayır, bir şey olmaz. Manyak. Okuyor. Okuyor. Ben de oturuyorum artık. Yeter, boğazında kaldı su ya. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim tamam. Son gücümü vallahi sizin için harcadım, bir like istiyorum ona göre. Aklınızı başınıza toplayın, atıverin like'ı. Allah'ım sana şükürler olsun verdiğin her şey için Yüce Rabbim. Yemin ederim var ya. Nasıl bir insansın Suna sen ya? İnsanlık dışıyım ben. Yavaşla boğulacağım. Daha fazla yemek gösterip de muhtemelen iftara yakın bir saatte izliyorsunuz siz bunu. Canınızı çektirmeyelim. Hiç gerek yok. Biz iftar ettik. Allah kabul etsin herkesin oruçlarını. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.